Sayın seyirciler, New York'taki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşulan en önemli konulardan biri iklim değişikliği ve küresel ısınmaydı. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de iklim zirvesi sonrasında New York'ta TRT Türk'ün Risalet Uçağı'nın sorularını yanıtladı. Halinden sorumluluğa sahip birleşmiş ülkeler... Birleşmiş Milletler'in 69. Genel Kurul çalışmaları artık yavaş yavaş toparlanıyor, yavaş yavaş sona eriyor. Bu sene 69. Genel Kurul çok önemliydi. Neden? Aslında siyasi birçok konu vardı, terörle mücadele vardı gündemde, Ukrayna, Irak, Suriye. Fakat belki de bunlar kadar önemli başka bir konu daha vardı, o da çevre. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel davetli olarak katıldığı bu iklim konferansında önemli kararlar alındı. Hakikaten bundan sonra 193 ülke bazı taahhütlerde bulundular. Bundan sonra çevreyi daha iyi korumak için, yeşili daha da iyi korumak için, işte bu içinde bulunduğumuz yeşilin yok olmaması için. Türkiye'yi bu toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Sayın Bakanımız, Çevre Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce temsil etti. Şimdi yanımızda Amerika'da New York'ta Central Park'tayız. Tam da konumuza uygun bir yerde. Yeşilliklerin arasındayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Nasıl geçti efendim? Sizinle daha önce konuşmuştuk, bir röportajlar yapmıştık ama şimdi siz iklim konferansından sonrasını artık değerlendirebilirsiniz. Daha elimizde somut şeyler var. Somut şeyler var. Ben öncelikle buradan Türkiye'ye selam gönderiyorum. Türkiye'deki gençleri selamlıyorum. Birkaç kez tekrarladım. Bugün tekrar söyleyeyim. Dünyanın en çevreci gençleri Türkiye'nin gençleri diyorum. Siz hep söylüyorsunuz bunu. Güzel slogan oldu. Bu iyi bir slogan oldu. Başka ülkelerle mukayese ettiğimizde duyarlılık bakımından, bilgi bakımından gençlerimiz çok mükemmel. Kutluyorum kendilerini. Size avantaj sağlıyor aslında bakan olarak. Sağlıyor tabii. Onların her birisi bizim bakanlığımızın gönüllü koruyucuları, bakanlığımızın sanki personeli gibi. Ayrıca öğretmenize gerek yok. Evet. O bakımdan çok avantajlı bir şey. Dünyadaki bütün ülkelere de örnek olsun istiyorum. Önce onu söyleyeyim, sonra ne oldu diye başlayalım. Evet. Ban Ki-moon önce bir konuşma yaptı, açılışı yaptı. Ondan sonra çeşitli devlet başkanları konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Genellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin bu konuda yeterli katkıda bulunmadıklarını söylediler. Umurlarında değil dediler. Değil. Yani konuşuluyor, ediliyor, taahhüt ediyorlar. Ekonomik olarak şu kadar destek vereceğiz diyorlar ama bugüne kadar bu noktada yeterli olmadığı konuşuldu. Sonra bizim iklimlendirme ile ilgili bir toplantımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra bakan olarak benim bir toplantım oldu. Bundan sonra çok sayıda bakanla görüşmem oldu. Bunlar gelişmiş ülkeler de var işlerinde. Gelişmekte olan ülkeler de var. Gelişmemiş ülkeler de var. Bizim ülkemize çok özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler çok örnek ülke olarak bakıyorlar. Türkiye'ye bu beni mutlu etti. Bakanlık olarak Çevre Bakanlığı'nda çalışanların yaptıklarını, hizmetlerini, belediyelerimizin yaptıklarını biliyorlar. Ülkem adına gurur duydum. Model bir ülke olarak bakıyoruz size diyorlar. Gelişmemiş ülkelerin bakışı böyle. Gelişmiş ülkelere de ben sistemlerimi yaptım. Nedir mesela? Siz nasıl sistemler ilettiniz? Dünyayı siz kirlettiniz, dünyayı berbat ettiniz, tükettiniz. Birçok şeyi tükettiniz. İnsanlığı tükettiniz, komşuluğu tükettiniz, dostluğu tükettiniz, arkadaşlığı tükettiniz, paylaşmayı tükettiniz ve doğayı tükettiniz. Şimdi o önceki saydıklarımı telafi edemezsiniz ama doğayı çok tükettiğiniz için, endüstri devrimini erken yaptığınız için sonradan aklınıza geldi çevre. Ama gelişmekte olan ülkeler ve gelişmemiş ülkeler dünyayı kirletmediler. Bu yüzden de sizin bunlara borcunuz var. Bu gelişmemiş ülkelerden kendinizde olan şartları hemen isteyemezsiniz. İstiyorsanız destek vermeniz lazım dedim. Evet diyorlar. Tabii yapacakları yok ama kabul ediyorlar. Yapacakları yok mu diyorsunuz? Yani yapacakları yoksa şimdi bu içinde bulunduğumuz parklar gibi, Central Park'larda müze gibi böyle şehirlerin içinde yani kalır. O ülkelere yardımcı olmayı hemen diyorlar ama sonuçta da sonuç bir şey çıkmıyor. Yani Afrika'nın bugünkü olumsuzluklarının sebebi bunlar. Bütün denize atıkları atıp
dünyayı berbat etmiş durumdalar. Bunları konuştuk. Çoğunlukla evet diyorlar. Netice ne olur bilemem ama yani batılı gelişmiş ülkelerin çoğusuyla bunları konuştum. Sonra bizim gelişmemiş ülkelerin çevreyle ilgili olan yatırımlarımızın ne olduğunu, modelimizi dinlediler benden. Genellikle denetimin insan yoğunluklu olmaktan teknoloji yoğunluklu olmaya yönelmesi gerektiğini söyledim. Çünkü binlerce sanayiyi denetlemeniz mümkün değil. Her birisini teker teker denetlemeniz en büyük, en zor şeylerden kısmı bu. Evet. O zaman bunu otomatik nasıl denetlersiniz diye model oluşturmamız lazım dedim. Ve biz bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Bizim bu modelimizi alabilirsiniz dedim. Daha sonra bugün öğlenden önce, yani saat 1 sularında biz cıva tüketimiyle ilgili bir sözleşme yaptık. Anlaşma imzaladım ben ve ülkeme insanlığa hayırlı olsun diye de bir tweet attım. Nedir, bize anlatın bunu, çok önemli bir karar. Bundan böyle Türkiye'de cıva ithalatı ve tüketimi, sanayide kullanılımı sınırlandırılacak ve belli bir aralıktan sonra da bu sıfırlanacak. Çok güzel bir haber. Çok, çünkü doğaya perişanlık getiriyor, olumsuzluklar getiriyor. Kaybolmuyor. Sıkıntılı bir madde. O bakımdan zaten çevreyle ilgililer bu konuyu biliyorlar. Civanın tüketimi, civanın uygulanması, civanın endüstride kullanılmasını, bundan böyle sınırlamasını getirdik. Tıpkı ödül aldığımız bir konu var, onu da evet, onu lütfen onu belirtin. Soracaktım ben. Efendim, bu ozon gazının, ozon tabakasının delinmesini sebep olan kloroflora gazının, evet, ve diğer karbon ihtiva eden gazların Türkiye'de tüketimiyle ilgili bir sınırlama getirdik. Burada çok başarılı olduğumuzdan dolayı iki kere Türkiye devleti, milleti iki kere ödül aldı ve bu başarısından dolayı Çevre Bakanlığı çalışanlarını, bütün çevreci Türkiye'deki kuruluşları tebrik ediyorum. Çok, bu Türkiye'nin medarı iftiharı bir hadisedir. İki ödül üst üste almak kolay bir şey değil. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce bir konuşma yaptı. Evet. Yani takriben 20 dakika falan. Rakamı doğru, evet, tam şey yapamıyorum. Bir manifesto şeklinde konuşmaydı. Gelişmemiş ülkelere, gelişmiş ülkelerin birçok yanlışlar yaptığını, demokrasi noktasında yanlış olduğunu dünyanın, 193 ülke olmasına rağmen herhangi bir ülkenin, işte o 5 kurucu ülkenin iki dudağın arasında olduğunu. Evet, bu veto hakkı olan ülkeler. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Evet, bu çok ciddi bir cümle. Belki bugün değil ama insanlık gelecekte bu cümleyi tarihi bir cümle olarak böyle altın harflerle yazacak. Çünkü bütün dünya halkları haklarını koruyamıyorlar. Sadece bu 5 ülke canları ne istiyorsa, nasıl iki dudağın arasında. İki dudağın arasında gidiyor, bir yeri işgal ediyor. Yukarıdan aşağı bombalıyor. Başka hiçbir şey yapılamıyor bunlar. İnsanlar, Birleşmiş Milletler toplanıyor. Olmaz böyle şey falan dönüyor ama hiçbir şey olmuyor bunlara. Ben veto ettim kardeşim bunu deyince bir tanesi 192 bir tarafa, bir tanesi bir tarafa oluyor. Bunun demokratik, insanlık hiçbir şeyle bağdaşmadığını, çağın gerçeklerle örtüşmediği, küresel vicdanla örtüşmediğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonraki soğuk savaş düzeninden kalma bir sistem. Evet, kötü bir sistem. Sonra Türkiye'deki Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili de biz 1 milyon 300 bin insanı ağırlamamıza rağmen koca Avrupa'nın 130 bin kişiye ancak ağırladığını, misafir ettiğini, buna el atılması gerektiğini, dünyada çocuk ölümlerinin bu kadar fazlaca olduğunu vurguladı. Mesela Filistin'de, en son Gazze'de 490 çocuğun, evet, katledildiğini, ama dünyanın sessiz kaldığını, buna hiçbir şey yapmadığını, yapamadığını söyledi. Böyle bir Birleşmiş Milletler küresel vicdanda yeri olmaz vurgusu yaptı. Bana göre bu bir insanlık manifestosuydu, demokrasi manifestosuydu, ahlak manifestosuydu. Sonra İslamofobi ile ilgili de çok kötü bir algı olduğunu, Müslümanlıkla cinayetin, Müslümanlıkla terörün, Müslümanlıkla katilliğin örtüşmeyeceğini, bunu yapanların yanlış olduğunu ama İslami terör diye bahsedilmemesi gerektiğini, bunlar kendi adiliklerini yapıyorlardır, katilliklerini yapıyorlardır. Bunun İslam'la alakası yok. Bunu da vurguladı. Nasıl ki